Yarının Dünyası Paribu sunar. Paribu. Paribu sponsorluğunda BTC Haber ev sahipliğinde bir kripto veterana daha hoş geldiniz. Tekrar her zaman olduğu gibi İsmail Hakkı Polat ve Erkan Öz hocalarımla beraber ben Cemil Şinasi Türün. Bugün deprem hakkında konuşmaya devam edeceğiz. En son kaldığımız Spaces'de bıraktığımız yerden. Bugün nasıl, ne diyeceksin? Şöyle şimdi... Ee, Hocalarım herhalde siz de yakından takip ediyorsunuz gelişmeleri. Özellikle hani biz ilk baştan beri işin kripto paralar, kripto varlıklar ve blok zincir yönünden özellikle hani buradaki temel ihtiyaçlara hemen deprem sonrasında çözümler oluşturmaya çalıştık. Buradaki ilk andaki çözüm bağış kısmıydı. Bağış toplanması kısmıydı. Bütün dünyadan hani fazla hani... Bürokrasiye girmeden, şey yapmadan ama hızlıca ve aynı Ukrayna-Rusya şeyindeki gibi, savaşında Ukrayna Devleti'nin yaptığı gibi şey toplamaktı. Geçen hafta itibariyle Ukrayna Devleti de açıklama yaptı, 70 milyon dolara varmış bağışları da. Aslında orada iyi bir örnek vardı ve buradan çeşitli esinlenmeler oldu. İşte hem kamu kuruluşları hem de sivil toplum kuruluşları buna katıldı ve ilk anda aslında hani fena olmayacak biraz da tabii hani o hengame içinde bazı şeyleri de atladık şey yaptık onu da zaten sonrasında bazı bunların hepsini evet evet değerlendirmesini yaparız ama o süratle giderken işte fena olmayan bir setup oldu bir kurulum oldu ve oradan şu anda işliyor fakat anlaşılan o ki e, hani depremin ilk saatlerinde bunu tam kavrayamadık, idrak edemedik ama e, özellikle bu e, gerçekten e, ülkemizin başına gelen en büyük e, afetlerden e, bence birincisi şu anda. İnşallah daha şey olmaz ama e, bu süreçte e, yara sarma, e, tekrar iskan etme, bütün bu süreçte, anlaşılan bu sadece bağışta kalmayacak. Bunun devamında kripto paralar, kripto varlıklar evet. bütün sadece hani ülke içinde değil aynı zamanda ülke dışındaki de hem ekosistemi hem piyasaları birleştirerek önümüzdeki dönemde aslında bugün itibarıyla özellikle afet yönetiminde ve farklı alanlarda çözüm bulamadığımız bazı şeylere de ...bizim için ışık tutacak evet. diye düşünüyorum. Şimdi burada baktığımızda... E, ...ben geçen programda şunu söylemiştim... E, ...Twitter Spaces'da... ...bu iş aslında uzun vadede uçtan uca bir çözüm olmak durumunda. Çünkü hı hı. sadece bağış tarafını yaptınız... ...fakat o bağışları doğru düzgün biçimde sahaya aktaramayıp... Hı hı. ...ondan sonra da o işi yönetebilecek bir araçsallaştırma yapmadığınız takdirde... blok zincir ve kripto paralar üzerinden... ...o zaman... Bu biraz yarım ve e, güdük bir çözüm oluyor, kısa kalan bir çözüm evet. oluyor. Halbuki e, şimdi şu sıralarda, özellikle kamuoyundaki gündemdeki tartışmalarda da görüyoruz ki e, aslında kripto paralar e, 2008'de nasıl başlamıştı Bitcoin'de, e, özellikle e, hani bu finans piyasasındaki Fed, işte oradaki bankacılık sisteminin kapalı denetimsiz ve şeffaflıktan Şeffaf uzak problem. yapısına hmm. şey olarak tepki olarak çıkmıştı ve finans üzerinden yıllarca konuşuldu. Şimdi kripto varlıklar, kripto paralar üzerinden online entegre blok zincir işleyişleri üzerinden artık bütün bu afet üzerinden özellikle bu gündemde olan tartışmalarda bu paralar toplandı. Bu paralar nereye gitti? Hmm. Ya da nereye gidiyor? Nasıl harcanıyor? Evet. Kimlere harcanıyor? Bunun bize hesabını verin ya da Şöyle özel istekler oluyor. Ben burada işte şeye e, memleketim evet. olan kahramanmaraşa. Çadır yardımı yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım sorusunun cevabını yani, bulamıyoruz. Özel yani özel, olarak, özelleştirilmiş ihtiyaçlar. Özel özelleştirilmiş ihtiyaçlar. Çadıra para mı koymak istiyorum? Ha. Yani oraya gittiğini de görmek istiyorum ha. diyor ha. değil mi? Ve evet bunu da kontrol etmek istiyorum diyor. Dolayısıyla biz ister blockchain konuşalım, ister blockchain, ister kripto para, ister başka bir şey. Temel ihtiyaç bu arkadaşlar. Hı -hı. Temel ihtiyaç. Yani insanlar diyor ki burada bir sürü aynı ya da maddi yardım gelecek. Bu aynı ya da maddi yardımların etkin, koordine ve herkesin birbiriyle dayanışma, en maksimum dayanışma içinde olacağı biçimde sahaya yansıtılmasını istiyorum diyor. Evet. Tamam mı? Temel şey bu. Şu anda baktığımız zaman biz teknolojik olarak ve işleyiş olarak blok zincir üzerinde böyle şeyler yapabilir miyiz? Yaparız evet. arkadaşlar. Bunu hepimiz görüyoruz. Özellikle bizi dinleyen e, burada... Ee, ekosistem içinde çok sayıda insan da şu anda zaten bunun kıyısından köşesinden bir takım şeylerini oluşturmaya evet. çalışıyor. Ve de herkes bizim neden bahsettiğimizi şu an anlıyor. Ha. Çünkü herkes artık burada uçtan uca ve şeffaf bir şekilde blok zincirinde bu işlerin yapılabildiğini biliyor. En azından bilenler bilmeyenleri öğretiyor. Kesinlikle öyle. Şimdi burada mesela şeyde Erkan Hocam siz de biraz bahsedebilir misiniz? Mesela yurt dışından devasa yardımlar şey yapılacak değil mi? Aktarılacak. Bunlarla ilgili en temel sorunlar ne? İsterseniz... Yani şu yani ben, e, ben de de orada tabii. bilgiler var. Evet. Eğer şuysa e, bu Dünya Bankası'nın bir raporu vardı. Hı. 2021'de hazırlanmış. Türkiye'de hani bu son deprem felaketi olmadan önce hazırlanmış. Türkiye'nin tamamen depreme dayanıklı hale getirilmesi için gerekli kaynak nedir diye Hı. bir hesaplama yapmışlar. Bir rapor yapmışlar. 2021 Aralık ayında zannediyorum. İşte böyle 465 milyar dolar gibi bir rakam ortaya çıkmış. Bu farklı şekillerde hesaplanabilir. Ee, ama belli ki e, burada şimdi e, çeşitli kaynaklardan e, toplanan büyük yardımlar olacak. Yani e, kripto camiasının da e, küçümseyemeyeceğimiz bir miktarda yardımı oldu ama kripto camiasının dışında bu merkezi evet. kuruluşlardan işte yardımlar gelecek ama herkes bu yardımların işte kimin tarafından harcanacağına, nereye harcanacağını falan bilmek istiyor. İşte burada blockchain çözümleri olabilir mi? olabilir ee, belki Cemil hocam o konuda daha en temelde böyle bir ihtiyaç var yani şeyler söyleyebilir. ama tabii o sen dediğin 465 şu anda öyle bir şey söz konusu değil sen tabii dediğin, o gelmeyecek o bütün tamamı İstanbul'da gelmeyecek dahil, de işte İstanbul tabii bütün Türkiye bu Türkiye. ama sadece onlar değil bütün kurumlar dünyadan yardım yapacak kurumlar şunun peşinde hmm. bu sadece Türkiye içinde geçerli dünyadaki evet. bütün afet yardım ve destek şeyleri için evet. o e, ge geçerli. Sen Orada de... insanlar kökte şunu istiyor. Ya kardeş ben bunu gönderiyorum sahaya afet alanına. Evet. Bu gerçekten oraya aktı mı akmadı şimdi, mı? Şimdi bu çok önemli. Bu senin vurgu yaptı. Çünkü dediğin gibi 2008'de Satoshi'nin işte ilk konuyu ortaya koyduğundan sonra belki bu boyutta dünyada yani bir afetin içerisinden bu şeffaflığın aranıyor olması ve bunun için de Türkiye çok iyi bir case study oluyor, bir e, örnek ülke oluyor böyle bir giderse. Evet. Öyle olacağız yani, öyle gözüküyor. Çünkü hakikaten ihtiyaç var, insanlar bunu talep ediyor. Aslında daha önceden Türkiye'deki orman yangınlarında da bu gündeme gelmişti. Ben o zaman da birkaç kurumla gidip görüşme yapmıştım orman yangını ile ilgili. Ama o zaman yeterince e, duyurulamamıştı bu şeffaflık ihtiyacı. Kısık kalmıştı sesler. Ama bu defa bu depremde, bu depremlerden sonra Türkiye'de yeniden yapılanma, yani yıkılmış olan binaların yerine yenilerinin yapılmasında da afetten sonra yardımların yerlerine yetiştirilmesinde Baştırımız. de bu şeffaflığın blok zincir tarafından sağlanacağı bilgisi ya da bi, e, bilinci diyelim insanlara yerleşiyor. Müthiş bir şey bu hı hı. ve bunun da global olarak karşılığı var. Yani belki sadece biz bunu bile başarılı yapabilsek, altından kalkabilsek dünyaya vereceğimiz önemli bir katkı, bir evet. kazanç şimdi kazanç olacak. Bu. Burada önemli olan aslında blok zincirin farkı şu. Hani bazı e, interneti düz bir hani dünya düzdür hmm. e, şeyiyle kafasıyla şey ee tamam bunu internet üzerinden yaparsın ha. ne hep hep böyle derler ha. Ya, evet. ha. ha ne ne, ne fark var ha, ben yani. alırım bir tane server bunların hepsini koyarım onları da hepsini yaparım Evet. Arada ne fark? Arada evet. şu fark var arkadaşlar. Sen kaydı tek yerde tuttuğun zaman evet. ya da bir iki yerde tuttuğun nasıl aynı zaman... aynı yere geliyoruz değil mi? Bak, hep, <laughs> hep aynı yere geliyoruz. Ha bu Kaydı merkezi tutmak ya da dağıtık tutmak. Gerçekten. 2-3 yıl ha. önce bir veteran açalım. Aynıları vardır bu cümlelerin. Kesinlikle. Çünkü konu aynı. Yani Kesinlikle. her zaman aslında bu merkezilik merkeziden uzak olma, merkeziyetsizlik nasıl dersen, bunun temelde, hayatı nasıl değiştirdiğinin bir örneğini daha yaşıyoruz. Birebir aynalarını yaşıyoruz. Kesinlikle öyle hocam. Mesela Ukrayna'da bu konuda ciddi problem var. Şimdi dolar üzerinden gönderilen bir sürü para var oraya. 10 evet. milyarlarca dolar. Sürekli yenisini açıklıyorlar. Sürekli Ukrayna'ya yeni paket, yeni paket. Vatandaş da soruyor kardeşim bu kadar milyar dolar gönderiyoruz. Nereye gidiyor bu paralar? Aynen. Bir de zaten şu anki devlet başkanının seçilmeden önce Ukrayna ile alakalı ilişkileri konusunda yolsuzluk vesaire olduğu alakalı iddialar tabii, tabii, tabii. E, Oraya gidiyor işte e, Ukrayna e, işte savunma bakanıydı galiba ya da savunma bakan yardımcısı. Evinden böyle tomar tomar paralar çıkıyor yani yardım paralarının evet. e, önemli bir bölümünü iç etmiş işte yastık altı yapmış falan filan. Kripto ile gönderilen yardımlarda bunu yapman. E, mümkün değil. Ama dolarla gönderilen yardımlarda bir sürü soru işareti var. İşte işte zaten sorun da orada. Bakın biz bunu uçtan uca çözüm olarak düşündüğümüzde e, bir senin söylediğin milyarlarca doları e, ve de şu anda ülkeye e, sadece burayı değil, mesela Birleşmiş Milletler dünyada bir sürü yere yardım şeyi yapıyor gönderiyor. değil mi? Afrika'ya aşı gönderiyor, İşte şey e, Dünya evet. Sağlık Örgütü, bir sürü şeyleri var değil mi? Evet. Şimdi onlarla ilgili mesela geçen sene, 2-3 sene önce sağ olsun bu ihtiyaç haritasında Ali Ercan var, onunla şeyi konuştuk mesela, adam diyordu ki e, biz Afrika'ya aşı gönderiyoruz, Covid falan değil, başka aşılar gönderiyoruz, fakat o aşılar kayboluyor, ve sahada kaç tane aşının yapıldığını göremiyoruz ve ondan sonra aşının o şeylerin aşıların kara borsası oluyor orada diyordu. Evet. Şimdi dolayısıyla bütün buralarda bu sistemin sağlıklı işletmesini sağlayacak manipüle edilemeyen kayıtlar önemli bir en temelde önemli. İkincisi de şu. Blok zinciri öyle bir şey ki şunu bile yapabiliyor. İsmail Hakkı Polat, Erkan Öz ya da Cemil Şinasi Türün eğer Antakya'da Kırıkhan'daki bir yere Beş tane çadır göndermek istiyorsa, diyelim kızılay bunu yapacak ya da afad yapacak ya da ihtiyaç haritası ya da apap. Eğer bunların kendi tokenları olursa, ben buradan, biz buradan kripto ethereum olarak yaptığımız bağışın oraya çadır olarak dönüp dönmediğini izleyebilecek bir token. Blok zincir üzerindeki token sürecini inşa edebiliyoruz evet. buradan. Bak şimdi İsmail'in dediğini ya mevcut teknoloji bu yani Gelişim evet mevcut teknoloji ama benim ailemde bile yani bu kadar içinde olmamıza rağmen bu işin senelerden beri şu söylediğini aa duyunca yani İsmail dediğini aa olabiliyor mu o diyecek bir sürü insan olduğunu eminim. Ha önemli olan ama burada iki hikaye şu belli zamanlarda bu ihtiyaçlar ortaya çıktığında ancak bu hayata geçirilebiliyor çünkü evet, o ihtiyacın o biraz lazım. da artması lazım tabii şimdi bu bir use ha. case oluyor yani bir kullanım daha çıktı hep soruyorlardı ya evet, siz bu zincir biliyorsunuz nerede kullanıyor kardeşim <laughs> bu falan al işte şimdi kullanılacak bir numaralı yeri görüyoruz yani insanlar tabii bu afet yüzünden mi diyelim sayesinde mi diyelim yani onun sonrasında yaşanacak olan bu çözümü eğer hayata geçirilebilirse Türkiye'de bunun için iyi bir örnek ülke olabilirse bir dünyaya bunu iyi bir use case örneği olarak kullanım örneği olarak gösterebiliriz. Askerlikte ha. derlerdi bunu. Yani her yazılı kuralın arkasında bir olay vardı. Evet. Yani büyük ha. Bir ihtimalle bir can kaybı vardı evet. diye. Yani şimdi burada büyük bir afet oldu tabii ki. Ee, ama evet. bu afetten sonra yapılması gerekenler ya da yapılabilecekler e, mevzusunun ortaya çıkması da böyle bir şey. Ha. Şimdi buradaki evet. önemli şeylerden bir tanesi de şu bir üçüncü şey daha ilave edeceğim. O da aslında hani herkes şunu söylüyor. Mesela Bitcoin ile ilgili çok saçma bir şey efsanesi vardı. Bitcoin. Hani Jamie Dimon falan söyledi geçen gün. Bitcoin'in fişini Satoshi çekecek falan dedi. <laughs> Tamam, şimdi burada biz bunlara gülüyoruz ya acı acı. Maalesef hani dünyanın en tepesindeki finans kuruluşunun cahil başındaki insanın cahilce bir yorumu. Şimdi asıl ihtiyaç bu. Öyle bir şey olacak ki bu işte. Bir insan unsurunu buradan çıkartıp evet. ama insanların ortak aldığı kararları oradaki internetteki o protokol üzerinden otomatik uygulanmasını sağlayan, nesnel biçimde uygulanmasını sağlayan bir işleyiş. Yani bu nedir? İsmail Hakkı Polat, Cemil Şinasi Türün ve Erkan Öz'ün e, bağışlarını e, sadece işte Hatay Kırıkan'daki çadır bağışıyla sınırlandırabilecek bir işleyişten söz ediyorum ben. Bu olmadığı zaman o kodun kendi şeyine, eee gerçekleştirmediği bir yazış, işleyişten söz ediyoruz. Bir evet. algoritmadan söz evet. ediyoruz aslında burada. Bu, ve bu bu bu, ve bu, bu kadar e, şey yapılıyor. Çok özür diliyorum hocam. Senin şeyine geçmeden bakın e, sağ olsun bizim hani ekosistemde bu konuda çalışan çok işte Medipol Üniversitesi'nde tahmin ediyorum Cemil Hoca'yla ya da Cemil Hoca'dan bir semestir sonra blockchain derslerine başlayan bizim Nurullah Mahmut Dündar Hoca evet. var. O ve Tansel Kaya Hoca şu anda audit ediyor. Mesela onlar şöyle bir DAO geliştirmişler. E, afet kuruluşlarına e, işte siz bir bağış yap, böyle şartlı bağış yapmak istediğinizde o şartlı bağışı yazıyorsunuz siz. işte Aynı bizim söylediğimiz gibi Hatay Kırıkan'a kripto veteran olarak 5 tane çadır bağışı yapıyoruz dediğinizde, e, afet kuruluşuna akıllı sözleşmesini NFT haline getirip o otomatik olarak o bağışı yapan ve onu koşula bağlayan bir akıllı sözleşme blok zincir işleyişi DAO olarak yapmışlar. Evet. Bakın bu ne kadar güzel bir şey değil mi? Hocam sende de epey bir e, case ben, var. Bendeki case şu şimdi biz e, tabii yardım konuşuyoruz ama işin bir de yeniden yapı, Hah, yapılması, yeniden inşaat. yeniden inşaat meselesi var ve o da gündeme gelmeye başladı aslında. Tabii. Yani çok e, kamuoyunda konuşulmasa da e, arka planda bu Yok, hazırlık kesinlikle konuşuluyor. yapılıyor. Şeyde yani o e, üst düzeyde üst mutlaka düzeyde konuşuluyor. konuşuluyor. Hı hı. Şimdi ben bilgim dahilinde olan şöyle şeyler var. Amerika işte 20 milyar dolarlık bir paket hazırlamış ya da düşünülüyor. İşte Hatay İskenderun falan oradan başlamak üzere. Çünkü orası demir çelik e, fabrikaları var 3 tane yan yana. E, bunların başlıca yani çalıştırılması ve e, hayata dönmesi, 24 saat 3 var diye hayata dönmesi için burada çalışan işçilerin kalacağı yerlerin olması işte. Yani en temel şeyden başlayarak çünkü o demir çelik testlerinden üretilecek çeliklerle artık yeni binalar inşa edilmesi planlanıyor. Yani çelik konstrüksiyon hı hı. eskisi gibi değil. Hatta Amerikalılar demişler ki biz Kaliforniya'da çok depreme e, aşinayız, biliyoruz e, yüzlerce yıldır. Hafif bir yapı tekniğimiz var bizim, bilirsin hmm. ve Kaliforniya'da falan görmüşsündür. Evet, evet. Hani böyle e, şu tür bir malzemede evet, çok evet. hızlı da yapılır onlar. Mesela bunlardan getirelim, işte 100 bin tane bunlardan yapalım ya da 200 bin daha tane. Daha tiny tane. bir şey değil mi o? Anladığım kadarıyla böyle e, daha hafif ve ha, deprem ağaç, sırasında da evet. doğrudan şey yapıyor, ahşap. Ahşap, yani hı hı. öyle e, metal şeyi de var, e, aksamı yani, da hı. var. E, mesela böyle bir öneri getirmişler. Tabi bunu, e, yanı sıra Ruslarda da böyle bir teklif ha, var. O da işte bir 5 milyar dolarlık bir e, karşılığı ruble teklifi var. Her ikisi de yalnız aynı burada bağışçıların yaptığı gibi şartlı şeyler diyorlar. Diyorlar ki yani yerine gitsin, doğru insanlara doğru evler verilsin. Artı bu 30 yıllık kredi verecek mesela. Bir, bir anda yardım da değil bu aslında hmm. uzun vadeli hmm. kredi bunlar. Hmm. Ama inanın yani çok fazla kaynağımız yok artık yani Türkiye Tabii. o kadar sıkışık bir şekilde yakalandı ki bu döneme. Yani mali durumumuz falan. yani i̇şte eksi anlatmaya gerek 44 yok. 44 milyar ha. dolar. İşte en son. burada işte <laughs> swaplar şimdi hariç işte, Merkez Merkez Bankası'nda. Orada da şimdi ya yani onlar da bize aynı şey diyecekler. Diyecekler ki ha. bunun süreci şeffaf olsun. Efendim müteahhit de kalmasın bunun parası. İşte efendim eve mi harcanıyor? Şuraya mı ha. çeliye mi? Bu mu bu mu? Altyapıya mı harcanıyor? Bunu gösterin diyecekler. Bak ben sana ben en başından Eminim son... ya? Ezberden söylüyorum. Ben sana en başından sonuna bunun şeyini anlatayım. Şimdi Erkan Hoca dedi ya bunun en büyük tehlikesi şu. Şu anda zaten eksi -44 milyar dolar şey var. Evet. Oradan 20 milyar doları verdiğinde o 20 milyar doların Karadeniz. adamın söylediği gibi tamam Karadeniz. tamamı olmasa bile belli bir kısmı en başta ihtiyaç olarak oraya gidecek. Şimdi dolayısıyla adam da yani daha doğrusu bu dünyadaki bağışçılar da böyle bir durum e, riskini bertaraf etmek için diyor ki ben bunu bir koşullu bir işleyiş içinde park smart ediyor aloke edebilsem. Onlar da smart kontrat ha, yapalım diyor. Aloke edip de yapalım. bir token'a sıkıştırıp o evet. token'ın çıkışını output'unu e, icraat olarak görsem rahat edeceğim diyor. Aynen öyle. Şimdi bak orada. Çok bu, önemli bu işle... bir şey lan yani bu arada. Ha bu evet. işte işi bak. Şimdi en baştan bağışı verdin. Bütün bu süreçteki hak edişleri, ödemeleri blok zincir üzerinden çıkartacağın cross check evet. e, şeylere bağlasan, evet. sinyallere bağlasan evet. bir defa akıllı sözleşme içinde chain... halledilir. Yani ha. Aynen bir tedarik mı? zinciri için tedarik zinciri içinde. için çalışılmıştı zaten. Tedarik zinciri. Zincir. Yani süper. burada yeni, yeni bir bilgi inşa, süper. sıfırdan kuruluyor. Bak devamında şey ne yaparsın hocam? Birincisi onunla beraber o şartlı bağışları toplarsın, daha önemlisi oradaki o binalar var ya o binaların hepsine yeni kurulacak binaların hepsine bir soy ağacı tanımlarsın NFT Tabii. olarak ve onların artık bütün karnesi gibi yani, ne varsa onların hepsini koyarsın Türk, Türkçe ve... Türkçe'ye çevirip söyleyelim bunu tapularını ha, artık, artık blok zincir üzerinde dijital aynen. Nitelikli NFT. nitelikli fikri tapu diyorlar mesela nitelikli evet. mülki tapu olur bu evet. sefer bu. Ondan sonra ha. Da 30 yıllık kredi mi verdi? bunların geri ödenmesinin de aynı blok zincir üzerinden İşte token'a token evet. havale edip onu evet. token'a dönüştürüp token üzerinden harcamaları Ruslar yaptırıyorsun. Sanki bu konuda daha ileridedirler diye düşünüyorum ama ya normalde Ruslar aslında bunu yani çok ileri diyemeyeceğim ama şöyle bir şey var. bu tür planları, projeleri başka bir şeyler için konuşuyorduk onlarla. Yani bu hmm. çip fabrikası ile ilgili bir çalışmamız vardı. Bunu adapte edebileceklerini öğrenince hı, güzel. doğrudan doğruya buna yapabilir miyiz hocam diye bana sorduklarında tabii Türkiye'den beni tanıyorlar yani böyle bir e, yeniden yapılanma 100 bin en azından evin mesela Ruslar tarafından finanse edildiğini düşünelim. Hı, hı. Ki İskenderun Demir Çelik biliyorsunuz Rusların Türkiye'ye yardımıyla yapılmış bir tesistir zaten geçmişte. Yani anormal değil zaten orada ayrıca bir de e, nükleer da Hemen yapımda santral, santral var. E, tesisi de var. Yani Amerikalıları ezberden biliyoruz. Evet yani o akla ilk gelen şey ama burada Rusların da böyle bir teklifle gelmesi şimdi, enteresan. Şimdi burada e, hem bu yabancı yatırımcıları, kreditörleri diyelim rahatlatacak hem de bence e, kamuyu da bu anlamda, yani kamu, evet. devlet ve toplumsal tarafı da rahatlatabilecek bir şeffaflıkta ve denetlenebilirlikte akıtılabilir. hatta şöyle Çok güzel. şuradaki evet. ahşap ve metal malzemenin aksam kontrolünden o yapılacak evlerin işte Amerikalıların evet. getireceği şeydeki bu. Ee, Özellikle yapı denetimlerinin kimler tarafından yapıldığı, bu denetimcilerin denetçilerin bağımsız olup olmadığı evet. ve bağımsız olmamaları durumunda bunu reddedilip edilmeyeceği de akıllı kodlar evet. üzerinden yapılırsa evet. o zaman insandan çıkartıyorsun yani bu zaten. Bir de kalıcı olur. Bütün evet, evet. Şey yapmak Bundan lazım sonra yani. yapılacak, Türkiye'de yapılacak her bina şu standartta gitmezse ben adam değilim. Şunu i̇şte, görecek insanlar ha. olabildiğini. Ya ha. oluyormuş işte filan. Ya 300 bin tane müteahhit olmazsa bir ülkede. Hocam, yani işte bu şerden bir hayır çıkacaksa böyle bir şey olması, o, olması yani. lazım lazım ve bunun bütün Türkiye'de uygulanması lazım. Hatırlayın depremin ilk günlerinde bir a, hanım avukat internette çıkmıştı İşte bir bina gösterip Burayı yıkıyorlar İşte burada deliller e, var. Diyor, e, deliller var. Bu binalara verilen imar kayıtları var falan diye. Orada internette hemen tartışma başladı İşte bina'yı yıkıyorlar da bunun dijital kaydı yok mu? Evet. Ee, bunu savunanlar da dediler ki ya bu koskoca binayı deprem ortasında yıktıran adam... ...bir tuşla ne yapar? Dijital kaydı sildirir. Ama bütün o e, demin anlattığımız gibi NFT şeklinde olursa kayıtlar... E, ...blockchain'de tutulursa hiç kimse öyle bir tuşla falan hiçbir evet. şeyi silemez. Bak nasıl orada, bir bilinç getiriyor yani. Orada bina olarak onu tutmaya da gerek kalmaz bu Tabii. arada. Artı bir de şu vardı hani şu deprem çantaları e, falan şey istiyor, ya. söylüyorlar ya onun içine de hep tapuları koyun falan diyorlar. Ya tapu mu nasıl yani <laughs> kağıt tapu mu koyacağız? Ya yok mu bunun dijital? Ben de aklıma aynı şey gelmişti. Ama işte insanlarda artık güven meselesi öyle bir noktaya geliyor ki bu bu kadar yani. E, başımıza gelen bu e, müsibet musibet öğretiyor ya hani Evet işte düşünmemiz gereken şeyleri felaket bize düşündürtüyor. Evet sen çantana tapu koysan ne olacak? Çantayı bulamadın ne olacak? Dijital merkezi diyelim ki işte Gitti mi yani o zaman e, o şey şehrin e, kayıtlarının tutulduğu yerler yıkıldı. Dijital kayıtlara da ulaşamadın diyelim Saldırıya bir uğradı abi. E, ver, si bir tane şey de siber vergi... saldırıya uğradı. Ha, Dairesi bitti. yıkılmış ya. Ha blok zincir ne işe yarar? İşte bu işe yarar. Evet. Hiçbir şey tutmanın gerek. Gerçekten aslında şunu konuşuyoruz. Yani biz yeni dünya düzeninde Yıkıldığında yeniden yapılmayı aslında konuşuyoruz. Evet. evet. Yeni devletin evet. nasıl kurgulanması Ş gerektiğini Şimdi işte bu eğer bu prototip olarak e, bu afet bölgesinde felaket bölgesinde başlayıp sağlıklı şekilde ölçeklenirse o zaman bütün Türkiye'ye evet. yayılır. Aslında dış kreditörler artı diğer ülkeler de buradan bir face çıkartır Aynen, ve çok ülkenin şeffaflığı, denetlenebilirliği ve şey adına Aynen. da bence hani güven vermesi Kimsenin adına da önemli kalmadı bir şey olur. Şimdi. Mesela şu anda biz bunu diyoruz ya. Şimdi, gerçekten uygulamaya evet, geçirsek birisi çıkıp diyecek ki pardon. Naif olduğumuzu düşünüyorlar. Ha naif olduğumuzu düşünmeyen arkadaşlar. Biz bu arada söylediklerimizin bir sürüsünün altyapısını biliyoruz evet, yani. Yaptık yani. yani. Şu anda bakın bir de şöyle bir şey var. Dikkat ettiniz mi? Bu deprem sırasında mesela deprem ayo diye bir şey çıktı. Şu anda unutma ayo diye bir şey var falan filan. Bütün bu kayıtların aslında ya da işte depremle ilgili sevk ve idarenin şey yapılabilmesi için hem web2 hem web3 çözümleri geliştirildi. Evet. Bütün bunlarda geçen gün bir tane tweet gördüm. Ya yıllardan beri hani anlışanlı IT firmalarının yapamadığı çözümleri beş para ver vermeyen freelance insanların hani beş para vermedikleri ama freelance kendi hayatını kazanan Hani işte a canım ne işte o şey e, hani e, asi programcılar dedikleri insanlar yaptılar. Evet. Yani o yüzden de aslında e, hani bize naif diye gülecek gülebilecek arkadaşlar var ya. Onlara hemen şunu söyleyeyim. Bu gel gelen genç çocuklar var ya bu ekosistem dediğimiz şeyler. Kardeşim siz onların ne yaptığını bilmiyorsunuz. Bu önümüzdeki dönemde yaptıklarına inanamayacaksınız. Yani o tabii. kadar büyük bir potansiyel var. Tabii. Şundan naif olarak bizi değerlendiriyorlardır ayrıca. Hani şeffaflık diyoruz ya. Şeffaflığı istemeyecek hmm. çok fazla e, Türkiye'de ve yurt dışında çok fazla kuvvetli güçlerin olduğundan tabii ki bahsedecekler. Ama şimdi öyle bir felaket evet. oldu ki. Bahane kalmadı. Burada evet yani e, nasıl Bahane anlatacaksın yapardık. millete bunu yani, şeffaf dese, yapmayacağını. Birisi gık dese... Senin söyleyeceğin bir savunmayı arkanda dikilecek belki 100 bin kişi bulacaksın artık. Çünkü yaşamış adam yaşamış yani felaket bunu söylüyor. Bakın diyor millet diyecek ki bak arkadaşlar bu insanlar çözümle geliyor. Nasıl dinlemezsiniz diye bir büyük bir ses çıkmaya başlayacak. Tabii, tabii. Bu çok enteresan. Yani işte Allah'ın işi. Yani bu depremin de demek ki böyle bir getirisi var. Böyle bir her musibetin ya şöyle bir tetikleyici hı hı. oluyor yani ihtiyaçların ortaya çıkması açısından bir tetikleme yapmış oluyor. Ya burada aslında iyi bir konuya girdik. Aslında başka konularımız da vardı ama herhalde evet. şey olmayacak ama şöyle bir şeyle de bence bir hani finalize etmek lazım gibi geliyor bana. O da o da şu. bütün buralarda uçtan uca yaptığınız zaman Hesap verilebilirliğinizi de zaten gidip genel kurulda ya da şeyde yapmıyorsunuz. İnsanlar bunu şeyde görüyorlar zaten, direkt blok zincirin üzerinde evet. görüyorlar, bir aksaklık gördüklerinde de bakın sosyal medyadan yazıyorlar. Bakın bu şey sürecinde Ahbabın hani ee, şeylerini bizim Efe'ler yapmıştı hatırlıyorsunuz Efe bulduklar, orada bazı arkadaşlar şey dediler, ya kardeşim işte e, Bitcoin'in Ethereum'un fiyatı düştü. Sen şey yaparken bu bir hafta boyunca niye bunu trade açmadın dedi. Efe de dedi ki bak kardeşim ilk baştaki protokolde biz size mutabakatta söylemiştik. Biz bununla dokun dokunmayacağız. Protokole göre bizim yaptığımız şey daha doğru. Çünkü onu dokunmaya başladığımız zaman bir siber güvenlik zafı çıkıyor. Çünkü onu başka bir yere çıkartıyorum evet, ben. Evet. O çıkarttığım yerde alım satım yapacağım şey mi? Olacak mı, olmayacak mı? Onu bilmiyorum. Ama baştan bunu size deklare etmiştik Aynen. zaten diyor sözleşmesinde. Maltesig yaptık, onu e, hani e, güvenliğini arttırmak. Artı... Çok çoklu imza. Ha, evet, çoklu çok. imza yaptık. Çoklu imzayı da hani özellikle şey için yaptık. Merkezsizlik daha daha şey olması çok imza ile işte daha güvenliğini iyi yapalım diye. Ve böylelikle aslında baştan deklare ettiğimiz şeyin de hesabını size rahatlıkla verebiliyoruz diyor o düşme hmm. e, şey falan onların haricinde e, çünkü e, şimdi o kodu da iyi bilmek lazım. Yani ne demek bu? Arkadaşlar en başta bir şey deklar ediliyor. Ediliyorsa o zaman siz o şeffaflık için de kamu denetçisi olarak eğer bir şeye şey söz söylüyorsanız varsa... diyorsanız ki sen bunu niye trade etmiyorsun kardeşim diyorsan git bir o zaman önce. git bir protokolü yani oku. Bir protokolü... O var mı yok mu? Read the fucking manual öyle bir şey <gülüyor> var. <gülüyor> <da>. Veya <laughs> e, mesela diyelim ki adam bunu da beğenmedi. O zaman kendin yap. Ha kendin topla, trade ha. et. Bak bakalım sonucu nasıl olacak. Ha ya evet. da şey şu, en başından itirazını yap o zaman. O itiraz çerçevesinde mesela ya da bir dahaki sefere böyle bir böyle şey yapılır. Şey yap. Ama onun artısı eksisi tartışılsın. Şimdi evet. mesela ben orada aslında açılmamasını doğru buluyorum. Çünkü bağış topluyorsun sen. İnsanlar sana bağış veriyor. Ha bak orada insanları bilinçlendirmek için şunu yaptılar. Dediler ki kardeşim bağışlarınız o zaman siz USDC ya da Tether olarak yapın ki a, buradaki fiyat şeyinden etkilenmeyin. Etkilenmeyi. Ha, evet, doğrudan çevrilsin. Hocam en Zaten e, burada önemli olan unsur şu. Bu teknoloji her türlü imkana farkındaysan e, açıklık veriyor. Yani istediğini yapabiliyorsun. İstersen trade edeni kurarsın, istersen böyle bir protokolü kurarsın ve arasında seçim yaparsın. Evet. O merkezi sistemlerde öyle değil. Ya buraya gönderirsin ya da başka bir şansın yok. Ya bir bankanın IBAN'ını veriyorlar, oraya para gönderiyorsun. Ondan sonra Allah kerim ne olduğunu belli değil. Atıyorsun bir kuyuya. Nereye gittiği belli değil. Ondan sonra bir sürü tartışma oluyor. Evet, bugün bugün bu şeffaflık üzerinden çok güzel bir yere geldik. Hem de vizyon olarak da blok zincirinde dünyanın da yolunu açabilecek, özellikle de yeni uygulamaların yolunu açabilecek bir şeyi keşfettiğimizi fark ediyorum. Ülkemizin böyle bir Şeye başlatmak için geçerli sebepleri var, Acıklı da olsa geçerli Hı -hı. sebepleri var. Şimdi biz bir de gelecek hafta bir Spaces yapalım, bir de konuşacağımız bir konu olarak Hı -hı. E, bu stabil paraların e, düzenleme gelecek mi, işte onların üzerine mi geliniyor, ne oluyor, bir USD'ye bir şeyler oldu, onları falan da orada konuşalım. Süper. Çünkü burada vakitimiz kalmadı artık bugün. E, böylelikle o da çok derin bir konu. Ee, bizi takip eden arkadaşlara da şimdiden haber verelim. Ee, bir Spaces programını e, bu konuya ayıracağız. Özellikle USDT, USDC, BUSD filan gibi ve Dai gibi stabil paralara ve stabil paralar üzerindeki Amerikan düzenlemeci kurumun... Belki neler... oraya şunu da ekleyebiliriz hocam. İşte bu geri Gensler'ın açıklaması vardı. İşte Bitcoin dışındaki her şey, evet, yani menkul Kol kıymet olacak falan evet. diye o iki menkul. konu aslında belki tek tek bir konu programda olabilir ama hani daha vakti şey kullanmak evet. açısından bir iki birleştirip Evet, onu. ikisini bir, bir de evet, evet, konuşabiliriz. Evet arkadaşlar bugünlük o zaman burada keselim ee, ve tekrar e, Paribu'nun sponsorluğunda BTC Haberin ev sahipliğindeki bir Veteran yayınında sona erdirelim. Bizi dinlediğiniz için, dinle, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve tekrar e, yaşadığımız bu ağır deprem e, felaketinden, büyük acılardan dolayı da hepinizden e, tekrar e, baş sağlığı diliyoruz ve e, geçmiş olsun diyoruz geçmiş olsun diye. Teşekkürler. Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu